Eğer Kadir Mısıroğlu de fikir adamı olarak kabul edilirse bu memlekette, o zaman bu memleketin bahtına kara bağlamak lazımdır. Bahtı kara bir toplum demek. Benim için diyor ki, Ali Akın diyor, batılın koyusu diyor. Ali Akın batılın koyusu. Ben batıl oluyorum, sen hak oluyorsun. O zaman ona cevap vermek zarureti hasıl oldu. Onun için cevap vereceğim. Bir müezzin kadar dahi dini bilgiye sahip değildi. Çok yakından tanıyordum. Bakınız. La ilahe illallah diyor. Muhammeden Resulullah. Bu öyle değil. Nedir bunun doğrusu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Doğrusu budur. Fakat etrafındaki bir cahiller hiçbir şey bilmediği için üstad diyorlar. Ve ondan sonra nasıl hadis okuyor? Hadislerden bir iki kelime alıyor ve o aldığı bir iki kelimeyi de yanlış okuyor. Ne diyor? Peygamberimiz diyor şöyle demiştir. İhtedeytum ihtedeytum. Ya bu öyle değil. İhtedeytum ihtedeytum değil o hadis. O hadis şöyledir. Ashabi ken nucum bi eyyihi muktedeytum ihtedeytum. Bak hadis nedir, o ne söylüyor? Ondan sonra Hazreti Musa'nın adını anınca şöyle diyor. Hazreti Musa alatu selam. Hazreti Musa alatu selam. Yahu dedim bu öyle değildir. Hazreti Musa ala nebiyyine ve aleyhissalatu vesselam. Böyle denir. Sen diyorsun ki Hazreti Musa alatu selam. Trabzon'un diyor Akçaabat ilçesindeydim diyor. Bir genç bana geldi, dedi ki ben ruhlarla görüşebiliyorum. Bu dinimizde hükmü nedir? Caiz midir, değil midir? Ben de buna diyor bir şeyler sordum ve anladım ki bu adam doğru söylüyor. O kanaat bende hasıl oldu. O zaman dedim ki diyor bunu tecrübe edelim. O da dedi ki bu burada biz diyor deniz kenarında bir kahvehanedeydik diyor. O adam da dedi ki yerime gidelim, orada size gösterelim. Ve onun yerine gittik diyor. Kimin ruhunu çağırayım dedi diyor. Ben de Atatürk'ün ruhunu çağır dedim diyor. Anladım ki bu cinli doğru. Dedim ki ulan Mustafa Kemal'i çağırdı. Uğraştı, uğraştı, uğraştı. 10 dakika kadar uğraştı. Çocuk kan ter içinde kaldı. Gelmiyor. Ve nihayet Atatürk'ün ruhu geldi diyor. Ve ben Atatürk'ün ruhuna diyor sorular sordum. Dedim ki sen ilk önce İngilizlerle nerede görüştün? 1912'de Sofya'da dedi. O çocuğun bilmesine imkan yok, bu benim bilgim. O da diyor bana dedi ki Sofya'da ben askeri ataşıyken o zaman görüştüm ilk önce. Sonra Atatürk'e sordum. Senin dedim ne yaptınsa hepsinde gayen İslam'ın gücünü kırmak, onu yok etmek maksadına mı bağlıydı? Evet dedi. Dedim ki senin yaptığın bütün devrimler İslam'ı yıkmak için değil mi? Evet dedi diyor. Bunlar sıraya girse dedim. Bir numara hangisidir? Dedi ki yazı değişikliğidir. Yazı değişikliğidir. Birdenbire İslam alemine karşı Türkiye'yi bir demir perde için aldı dedi. Kendi geçmişiyle de bir siyah örtüyle araya girdi dedi. Peki dedim diyor. En büyük devrimin nedir dedim diyor. En büyük devrimim harf inkılabidir dedi diyor. İki numaralı hangisidir dedim. Hilafetin ilgası, şeriatın lavvı, laikliğin getirilmesi. Üç numaralısı hangisidir dedim. Kadınların açılmasıdır. Fitnenin kaynağıdır bu dedi. Yolda açık saçık bir kadını gördüğü zaman aklı başından gidiyor. Aklı başından gidiyor. Ayetler bütün hadislere koşa gidiyor. Akıl? Ya siz akıl düşmanıydınız. Akıl değil, nakil dini. Şimdi akıl baştan gidiyor diyor zaten. Başta olmayan akıl. Nereye gider ki? Fakat diyor Atatürk'ün ruhu diyor, hep diyor bize yalvarıyordu. Ne olur beni bırakın gideyim, beni bırakın gideyim. Ama boyuna diyor ki beni bırakın gideyim. Sonunda dedim ki diyor, Rıza Nur'un senin annen hakkında söyledikleri doğru mu değil mi dedim diyor. Dedi ki diyor annemi karıştırmayalım, annemi karıştırmayalım. Anan hakkında söylediği doğru mu dedim. Anam için kötü bir şey söylemeyin dedi. Hadi git dedim.
Peki hadi git dedim diyor. İzin verdim git gidiyor. Mektep kitaplarının yazmadığı fakat benim Allah'ın lütfu keremiyle delillendirdiğim dehşet verici hakikatleri sordum. Hepsini tasdik aldım. Elhamdülillah. Kendi ağzıyla evet doğru söylüyorsun böyle. Buna göre Kemal Paşa'dan muhafaza edilecek hiçbir şey yoktur. Bak buna inanıyor. Buna inanıyor. Cinci ne yapıyor? Ben onların numaralarını biliyorum. Vaktiyle bunlar üzerinde 30 sene önce İstanbul'da araştırma yaptım bunlar üzerinde. Aa, o cinci o numarasını buna yutturmuş yani. Şimdi bunlar kartondan ses geçiren bir duvar yapıyorlar ve o duvarı aynı duvar boyasıyla boyuyorlar. Baktığın zaman duvardır yani. Duvardan hiç farkı yok. Fakat o duvarın, o ses geçiren duvarın arkasında onun adamı oturuyor ve cinci buradan sorular soruyor ve adamı da cevap veriyor. Ve işte o ruh diyor, bak cevap veriyor diyor. Aa, bu numarayı da bu zavallıya yutturmuş yani. Ve diyor ki bir cinci diyor havası vardı diyor. Havasını bana vermek istedi ben kabul etmedim. Ha buna da inanıyor. E peki bu inancın dinimizde hükmü nedir? Mahzan küfürdür. Bakara suresi ayet 102. Vettaba'u ma tettu şeyatinu ala mülki Süleyman. Ve ma kefere Süleyman. Ve ma kefere Süleyman ve lakinne şeyatine keferu. O Yahudi grubu diyor, Süleyman için, Süleyman peygamberi için sihirbaz dediler. Onlar sihirbazların Süleyman peygamberin hükümdarlığı döneminde onun hakkında söylediklerine inandılar, uydular. Oysa ki Süleyman peygamber kafir olmadı. Fakat şeytanlar, o cinlerle uğraşanlar, cinciler, şeytan ruhlu o insanlar, o cinciler, onlar kafir oldular. E niye? Çünkü yuallimune nâse sihr. Çünkü onlar sihirle uğraşıyorlardı. Şimdi bu ayetin tefsirinde Ebu Abdullah Razi diyor ki sihir diyor, büyü diyor 8 kısma ayrılmaktadır diyor. Yani sihirbazlığı da bizim bildiğimiz sihirbazlığın dışında cinciliği, havasçiliği bilmem ne filan filan bütün o esrarengiz güçlerden yardım aldıklarını, yardım almayı iddia etmenin bütün çeşitlerini sihir kapsamına alıyor. İbn Kesir de bunu tefsirine alıyor yani. Cinlerle irtibat kurmayı ve onlardan yardım almayı, bilgi almayı iddia etmek. Bu da sihirin diyor büyünün üçüncü kısmıdır diyor. Yedinci kısımda bazı duaları biliyorum, ismi azami biliyorum ve onlarla ben havas, benim havasım vardır. Onları elde ettim. Onlardan bilgi alıyorum. Bilgi alıyorum, yardım alıyorum. Bu iddia da bu da sihrin, büyünün yedinci kısmıdır. Bütün bu kısımlardan sonra bütün bunların küfür olduğunu söylüyor. Ebul Muzaffer Yahya bin Hübeyre isimli zat da ki bu da eski bir alimdir. Kitabında diyor ki büyünün bütün çeşitleri dört mezhebe göre de küfürdür. Şimdi demek ki cincilik küfürdür. Cincilere inanmak da küfürdür. Görün bu adamı söylediklerini. Şimdi batıl ben miyim bu adam mı? Bir gün bana dedi ki ya Ali Bey dedi ha Kıbrıslı Şeyh Nazım gelmiş dedi. Seni soruyor dedi. Gel birlikte gidelim dedi. Nerede Kıbrıslı Şeyh Nazım dedim. Dedi ki filan dedi cincinin misafiri olarak gelmiş dedi. Yani ünlü bir cinci vardı Beşiktaş'ta. Hayır dedim. Ya ben cinciliğin küfür olduğunu savunuyorum. Şeyh Nazım da buna inanıyorsa vay Şeyh Nazım'ın haline. Ben 30 sene önce bunlar üzerinde araştırma yaptım. Ve o zaman bana denildi ki şu anda İstanbul'da 2000 kişi bu işle uğraşıyor. 1990'larda. Onlar o cinciler hangi ilçede, nerede, kaç kişi olduğunu biliyor. Onlar hepsi birbirlerini tanıyor. Hepsi de bol bol müşteri buluyor ve çok da para kazanıyor. Bunlar hem
Müslümanların dinini ifsad ediyor, hem ahlakını ifsad ediyor. Anladım ki bu cinli doğru. Ahlakını nasıl ifsad ediyor? Onların eline düşen genç kadınlar namusundan oluyor. Bir tane söyleyeyim. Bakıyor kitabına, bilmem nesine bakıyor. Anasının adını soruyor. Uğraşıyor. Çocuk kan ter içinde kaldı. Sonra kadına diyor ki, ben bu işi cinlerimle görüştüm. Havasımla görüştüm. Zina büyüsü yapmışlar sana diyorlar. Ne demek kadın diyor zina büyüsü? Zina büyüsü, sen zina etmeden bu büyünün etkisinden kurtulamazsın. Çözülemez bu yani formül, bu yapılan yani zina büyüsü. Kadın diyor mutlaka bunu çözdürmem lazımdır. O da o zaman zina yapacaksın. Onunla zina yapıyor. Ondan sonra bir sefer olmadı. Bir de başkasıyla siz zina yaparken ben o şeyleri çözmeye çalışacağım. De başkasına peşkeş çekiyor. Bunlar gerçek. Bunlar Türkiye'de din adına olup bitenler bunlar. Ve hiç kimse bunlar hakkında bir şey yapmıyor. İşte Kadir Mısıroğlu'nun inandığı İslam bu. Bu ne inanıyor? Shakespeare'in aslı Shakespeare'dir. Karl Marx bir cinlidir. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinlilerdir. Size garip bir şey söyleyeyim. Alman harbi devam ederken komünist Rusya'da Stalin emretti. Kumlara Ayet-i Kürsi okuyun, Alman ordusunun üzerine serpelim. En azından maneviyat takviyesi için komünist bunu yaptırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayy. Bir tek yüzüm var. Anadan doğma anti-Kemalistim. Kadir Mısıroğlu'yla tanışmamız şöyle oldu. İstanbul eski müftüsü Ali Fikri Yavuz bana ricada bulundu. Ya Ali Bey dedi, bu Kadir Mısıroğlu dedi çok gayretli bir insan. Çok mücadeleci bir insan dedi. Biz buna bir şey anlatamıyoruz dedi. Sen buna bir şey anlatsan dedi, bu adam çok mücadelecidir dedi. Yani hizmet verir dedi. Seninle gidelim mi onun yanına, seni tanıştırayım dedi. Olur dedim. Peki. Ali Fikri Yavuz'la gittik. Ali Fikri Yavuz Bey ona takdim etti. Bu adam dedi fıkıh uzmanıdır, hadis uzmanıdır. İslam tarihini çok iyi biliyor. Tercüme telif olarak defalarca yazmıştır. Ve aynı zamanda Osmanlı tarihini de biliyor. Çünkü arşiv uzmanıdır bu adam. Ona göre dedi Ali Bey'den dedi istifade edebilirsin dedi. O şekilde bizi tanıştırdı. Sonra bu adam, bu Kadir Mısıroğlu bana dedi ki Ali Bey, seni Osmanlı torunlarıyla tanıştıracağım seni dedi. Hayır dedim. Ben Osmanlı torunlarıyla tanışmak istemiyorum. Niye ya dedi. Ya ben onların hayranı değilim ki dedi. Orada o görüşmede şeyimiz başladı. İşte dedi cumhuriyetçiler geldi, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, İslam'ı yıktılar, her şeyi götürdüler. Ya neyi götürdüler? Cumhuriyetten önce ne vardı ki bunlar geldi onu yıktı götürdü. Ne vardı onu bana söyle. Sen bilmiyorsan ben sana anlatayım. Ahmet Cevdet Paşa defalarca adliye vekilliği yapmış. Adliye nazı, adliye bakanlığı yapmış bir insan. 70 gelmiş birkaç kez. Ticaret bakanlığı yapmış. Valilik yapmış ve her şeyden önce mecelle heyetinin de başkanı. Sen bu adama inanıyor musun? İnanıyorsan dedim onun Abdülhamid'e verdiği maruzatını oku. Diyor ki tanzimattan önce ahlak olarak Osmanlı toplumu Lut kavmine dönmüştü. Lut kavmine dönmüştü. 170 tane iş yeri vardı. Buna karşılık 359 tane genel evi vardı. O yazılmış o kitaplar, o cinsi sapıklık konusunda yazılmış kitaplar dedim. Def'ül humum, raf'ül humum. O kitabı okudun mu? Oku. Mevaidun nefais kitabını biliyor musun? Osmanlıca. Peki kabusnameyi biliyor musun? Kabusname. Rucu'u şeyh İlâ sabâh fil kuvveti alel bâh.
Oradaki cinsi sapıklığı biliyor musun? O yazıları. Ya bu nasıl dedim bir İslam? Bunlar İslam mı dedim? İslami ahlak mı vardı dedim. Evliya Çelebi'nin kitabına bak. Evliya Çelebi kitabında ne diyor? Seyahatnamesinde. Ya Osmanlı toplumundan, İstanbul'dan bahsederken cinsi sapıkların da vergi mükellefi olduklarını yazıyor. Şu kadar şu kadar vardı İstanbul'da ve bunlar devlet de bunları biliyordu ve bunlar kazancından devlete vergi veriyorlardı. Vergi mükellefiydi bunlar diyor. Yani sen hiç Osmanlı tarihi hakkında hiçbir bilgiye sahip değil misin yahu dedim. Ondan sonra her şey milliydi de cumhuriyetçiler geldi. Bu milliliği, milli şuuru kaldırdılar. Neyse milliydi? Milli bir ekonomi mi vardı dedim. Bak dedim. Resmi istatistikleri göstereyim ben sana. Cumhuriyetten önce kaç tane sanayi kuruluşu vardı? 281 tane sanayi kuruluşu vardı. Peki bütün bu sanayi kuruluşlarının sermaye ve emeğinin kaçta kaçı Türklerindi? Yalnız %15'i Türklerindi, %85'i gayrimüslimlerindi. Bu mu milli ekonomi dedim yani. E peki kültür olarak neydi Osmanlı? İlim ve cehalet yönünde ne durumdaydı? Fatih Sultan Mehmet döneminde yani 1455'te matbaa faaliyete geçti Avrupa'da. Ve Fatih döneminde 15. asırda Avrupa'da kaç tane matbaa vardı? 1700 tane matbaa vardı 15. asırda. Bu 1700 matbaada ne kadar kitap basıldı? 15 milyon ile 20 milyon arasında. Osmanlı'da bir tane matbaa yok o zaman. Ne zaman geldi matbaa Osmanlı'ya? 18. asırda geldi. 1728'de. 3. Ahmet'in son yıllarında geldi. Peki o zaman 18. asırda ne kadar kitap basıldı burada? Adet olarak yani kaç tane kitap? 13.200. Baskı adedi bu kadar. Yani siz diyorsunuz ki cumhuriyetçiler geldi, her şey dört dörtlüktü. Bunlar geldi, her şeyi yıktı götürdü. Yahu ne vardı ki bunlar yıksın götürsünler ya? Hepsi ben bunları arşiv belgeleriyle sana ispat ederim dedim. Devlet yönetimindeki rüşvet. Yahu siz muhteşem Süleyman dediğiniz Kanuni döneminde onun sadrazamı Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'nın mal varlığına bakın. 18 kalem mal varlığı vardır. Ya bu hırvat bir devşirme. Babası domuz çobanı. Bu 18 kalem serveti yani 2900 cins at, 1700 köle, 500 altın eğer, 600 gümüş eğer, 130 çift altın üzengi, 1000 çiftlik, 476 su değirmeni, 700 bin de sikkeli saf altın, artık külçe altın ve gümüş hariç yalnız sikkeli altın 700 bin yani. Bu kadar servet. Bu nereden getirdi bunu ya? Devletin malı bunlara mübah ya. Yani 15. asrın 4. çeyreğinde yani 3. Murat döneminde bütün mevkiler, makamlar para karşılığı satılıyordu. Ve devletin geliri ancak giderin 1/3'ünü karşılıyordu. Onun için mevki, makam hepsi rüşvet karşılığı, para karşılığı dağıtılıyordu. Ya bunlar tarihi gerçek, ben arşiv uzmanıyım Kadir Bey. Sana göstereyim bütün belgeleri bunlar ya. Ondan sonra bilimde neydi? İlme hiç önem var mıydı Osmanlı'da? Ya Fatih zamanında Yusuf Sinanüddin yani ki vezirlik de yapmış bu zat. Ve İstanbul'un ilk kadisi Hızır Çelebi'nin de oğlu yani. Bu adam müsbet ilimle uğraştığı için bunu İznik zindanlarını atmadılar mı ya? Peki onun oğlu 2. Beyazıt döneminde Molla Lütfi, Sarı Lütfi dedikleri alim, o da müsbet ilimle uğraştığı için idam edilmedi mi ya? Peki 4. Murat döneminde bunun pratiğiyle uğraşan Hazarfen Ahmet Çelebi ya Cezayir'e sürülmedi mi ya? Peki ya 1583 yılında İstanbul'daki rasathane gözlem evi kapatılmadı mı, yıkılmadı mı Şeyhülislam'ın fetvasıyla? Peki ama Batı'da o zaman 1609'da Galileo teleskopu efendim keşfetti ve onunla efendim uzay çalışmaları başladı. Ondan sonra Batı Almanya'da
1658'de İlimler Akademisi kuruldu. Ondan birkaç sene sonra Fransa'da kuruldu İlimler Akademisi. Birkaç sene sonra da İngiltere'de kuruldu. Osmanlı ne durumdaydı? Osmanlı bu durumdayken müsbet ilmi şiddetle müsbet ilimle uğraşanları şiddetle cezalandırırken dünyada bu gelişmeler oluyordu ya. Ondan sonra yakın tarihte ya birinci sanayi devrimi yani 1760'dan 1840'a kadar o sanayi devrimi, endüstri devrimi olurken burada biz Osmanlı'da bir şey mi vardı ya? Buhar makinesi 1712'de keşfedildi. Ondan sonra efendim buhar makinesi, tren icat edildi. Ondan sonra 19. asırda da o baş döndürücü gelişmeler olurken yani telsiz, telefon, telgraf, ampul, araba ve nihayet 20. asrın başında da uçak. Bütün bunlar olurken bu gelişmeler Osmanlı'da bir şey var mıydı ya? Hiçbir şey yoktu. Sen nasıl, hangi iddia ile sen ya cumhuriyetçiler geldi, her şey dört dörtlüktü, cumhuriyetçiler geldi, hepsini yıktılar götürdüler diyorsun ya. Nasıl bir iddia ya? Bütün bunları dedim belgelerle sana ispat ederim dedim. Ve ondan sonra Kadir Mısıroğlu ile ben irtibatı kestim o zaman. Kendisi benim peşime çok düştü. Ben hiç bir daha onunla, ben dedim seninle bir daha dedim, tartışmak istemiyorum. Sen bunları bütün bir ispatlı, tespitli, belgeli dedim. Söylediklerimi kabul etmezsen ben sana daha ne anlatayım dedim. Sen diyorsun ki Abdülhamid'i efendim masonlar Abdülhamid'i indirdi. Yahu gel bana sana şu belgeyi göstereyim. Belge numarasını da verdim. Abdülhamid dedim masonların balo masrafını hazine-i hassadan karşılıyordu yahu dedim. Bu sizin ki dedim, hepsi dedim, tarikatçıların, cahil cemaatlerin sloganlarıdır bunların. Hiçbir ispatı yoktur yahu dedim. Dedim git dedim, Abdülhamid'in dedim. Bu belgeyi numarasını da verdim kendisine yahu. Şimdi ondan sonra benim bir yakınım vardı. Onun bir günlük gazetesi vardı. Onun benim akrabam olduğunu öğrenince de benim peşime çok düştü. Fakat ben hiç ona yüz vermedim bir daha. Bir daha yüz vermedim ona. Çünkü hiçbir şey anlatamam ki ben böyle bir adama. Sonra Ergun Göze bana dedi ki ya Ali Bey dedi ya bu Kadir Mısıroğlu hakkında dedi kanaatin ne? Görüşelim mi dedi. Yok dedim ben görüşmem dedim. Niye dedi ya ben dedim çok şey anlattım bu adama. Fakat bu adam da dedim akıl, idrak ve mantık zafiyeti gördüm. Anlamak istemiyor hiçbir şey. O da bana dedi ki ya Ali Bey dedi Profesör Ayhan Songar dedi buna delilik raporu verdi dedi. Çok hakkında çok dosya vardı. Ve tabii o davalar hepsi düştü. Ayhan Songar o delilik raporu verince bütün dosyalar hepsi kapandı. Yahu dedi ben Ayhan Songar'a teşekkür ettim. Dedim ki ya Ayhan Bey ha teşekkür ediyorum. Niye dedi diyor. Ya benim arkadaşımı kurtardın ona delil raporu verdin. Oo dedi Ayhan Bey dedi ki hayır, kesinlikle ben olmayan bir şeye rapor vermem. Ne verdiysem benim odur, dedi diyor ya. O da öyle söyledi bana dedi ya. Şimdi bu adam bu haliyle bana batıl diyor, kendisi de hak. Yani ben ne diyeyim? Eğer bir ülkede, bir toplumda bu gibi adamlar da üstad ve fikir adamı kabul ediliyorsa, o ülkenin ve o toplumun bahtına kara bağlamak lazımdır. Bunları terk etmedikleri müddetçe bu toplum iflah olmaz. Ergun Göze dedik ya başındaki fes için ne diyorsun? Dedim ki başındaki fes de Yakup el-Berazuri'nin talebesinin sarığı gibidir dedim. O ne ya, onu bana anlatır mısın Ali Bey dedi. Dedim Yakup el-Berazuri'nin talebeleri kitaplarda okumuşlar ki ya Belazur Habbi çok uyarıcıdır. Dikkat topluyor filan filan. Fakat o Belazur Habbi'nden çok yüksek dozda almışlar, fazla almışlar. Ve hepsi çıldırmış, soyunmuş, dağlara kaçmış. Dağlara çıkmış hepsi. Fakat bir tanesi medresede kalmış. Sabahleyin Yakup el-Berazuri medreseye geliyor, bakıyor ki ya medresede hiç talebe yok. Ya ne oldu bunlara? Medresenin dışına bakıyor, etrafa bakıyor ki bir tanesi çırçıplak medresenin etrafında dolaşıyor.
Çırçıplak o da, fakat başında sarığı vardır. Ulan bu ne hal dedi diyor talabasına. Diyor. Talabası da diyor ki hocam bütün arkadaşlarım Belazur Habbini aldılar. Ve hepsi çıldırdı, soyundu, dağlara kaçtı. Fakat diyor o ikide bir elini sarığına götürüyor, sarık yerinde. Hocam Allah'a şükür ben sağlam kaldım. Ha dedim Kadir Mısır'ın da başındaki aynen onun sarığı gibi. Ya sen kravat bağlıyorsun, Avrupa ceketini giyiyorsun, Avrupa gömleğini giyiyorsun, her şeyi giyiyorsun fakat başına fes, fes koyuyorsun. İşte bu konuda anlatılan bu. Kalın selametle. Mümindir, kafirdir, münafıktır, insanlarda ne varsa cinlilerde de vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Enbiya-i İzam içinde şu istisna ile de meşhurdur ki Resulü Sakaleyn'dir. Resulü Sakaleyn demek, Sakaleyn insanlar ve cinler aleminin müşterek adıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselama cinliler de iman ile mükelleftir. Ve cinliler 3000 yıl yaşadıklarından şu alemde belki şu salonda bile bu anda sahabe cinni vardır. İmam-ı Buhari Hazretleri topladığı hadis-i şerifleri önüne koymuş. Sahabe cinnileri çağırmış. Tarihi bir rivayet size söylüyorum. Benim bu kitabımda İşittiğiniz hadislere işaret koyun, işitmediklerinize şu işareti koyun dedi. Sayfalar kendiliğinden döndü. Bütün hadislere cinniler işaret koydular. Buhari'ye aldığı hadisler cinnilerden de şevahidi olan, cinnilerden de ravisi olan hadislerdir. Siz bu alem görünenden ibaret olup olmadığını anlamanız için gerçekten huddeme olan bir cinciye gidin. Deyin ki ben yüzüğümü kaybettim. Bir yere atın kendiniz onu. O cinniyle temas etsin. O cinni dürüst bir cinni ise. Der ki sen kaybetmedin, sakladın, beni imtihan için geldin. Ne biliyor bunu o cinci? Ne biliyor? Cinni ışık süratinde hareket eder. Cinni beyin okur. Şu anda sırrı arıyorsunuz. Ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı çözmek değil, kandırılmak istiyorsunuz.